Türkmeneli Televizyonu'ndan siz değerli izleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum değerli izleyenlerimiz. Güncel özel ve yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Türkmeneli Televizyonu olarak aylardır özellikle de durumu yakından takip ediyoruz. O da Allow Antar kuyusunda atılan, öldürüldükten sonra atılan, defnedilen hatta gömülen DAEŞ terör örgütü tarafından yapılan bu mezalimi gün yüzüne çıkarıyoruz, çıkarmaya da devam ediyoruz. Konuyla ilgili programlar, haberler sizlerle izleyenlerimize aktarıyoruz gelişmelerle birlikte. Değerli misafirlerimiz var bizlerle birlikte. Irak İnsan Hakları İdari Müdürü Neşet Celal konuğumuz. Neşet Bey programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. İlerleyen dakikalarda İsveç'e bağlanacağız. İsveç'ten Irak İnsan Hakları Merkezi Başkanı Mehmet Samancı da bizlerle birlikte olacak. Tekrardan konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. Şimdi aylardır Türkmeneli Televizyon olarak değerli izleyenlerimize hatta dünyaya aktarıyoruz bunu. Yani bir katliam yaşandı. Terör örgütü DAEŞ tarafından işlenen bir katliam var. Bir kuyu var. Allow Antar kuyusu ve oraya atılan binin üzerinde insan cesedi. 1500 denilen rakamlar. Bunu daha sonra Mehmet Bey'den de net bir şekilde yine dinleyeceğiz. Şimdi çıkarılıyor. Cesetleri çıkarma işlemi devam ediyor, sürüyor. Durumu yakından takip eden taraflar da var. Sizler de bunlardan bir tanesisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Önceden sağ olasınız Türkmeneli Televizyonu bir gibi önemli konulara dayanlı insan hakları konusuna. Hakikaten DAEŞ terörü Irak'ta en fazla zarar gören Türkmen milletiydi. Hı hı. 2014 senesinde yaşanan ihlalat, yaşanan intihakat, katliamlar hepsi DAEŞ tarafından Türkmen mantıklarındaydı. Başlasak Tel Afer'den ta Diyala'ya kadar. Bu hat yaşanan Türkmen içinde bunlar hepsine zarar gördü Türkmen milleti. Bunun yanında da çok sayıda toplu mazarlar yaşandı. Toplu mazarlar sadece bes Allow Antar değil. Bizim Kerkük'ümüzde, beş yerimizde de aynı toplu mazarlar yaşandı o zaman. Allow Antar kuyusu Tel Afer'de biz insan hakları olarak yani hemen 17 senesinde 2017 senesinde Tel Afer'in kurtulması DAEŞ'ten o zaman hemen bir tavasıyla geçtik hükümet oradaki hükümet emni durumlardan keşfolundu bir makbara var Allow Antar mazarlık toplu mazarlıktı. Bunun içerisinde çok sayıda millet var. Yani bak indi çıkarttılar şeyleri. Oradaki Türkmen deflonları bunun içerisinde. Bunda üç növe şekil insanları öldürülüp. Hı hı. Bir, kafasının kesilip atılıp oraya. Ki bağlanıp birbirine katliam olup atılıp oraya. Yani kurşuna dizilmek mi? Ha, üç, parçalanıp yani öldürmeyenin evvel parçalayabilir özlerini. Atıblar oraya. Ondan sonra da kafa kesmek atıblar oraya. Bu neye delalet eder? Bu çıkarttıkları şeyleri, cüsselerde bunlar görünüyor hepsi. Türkmen milletinin o zaman DAEŞ geldiği zaman 2014'te oraya bunlar toplu bir şekilde bir büyük mazarlık olduğuna yaptı orada katliamını. Bu katliamı hakikaten ibadet cemaiye, biz insan hakları çerçevesinde değiliz. Kas kanun var makbara cemaiyenin üzerine, kanun müesses şuhada. Irak'ın kanununa göre. Kanun rakam 2 2006 senesinde çıkmıştı. Bu kanun, farz edilir. Müesseses şuhada kendisi orada şey edebilir. Açabilir o makbara cemaat yani. Bunun yanında da sağlık, uzar sahadı, başka emni uzar dahiliyedi, başka emni yerlerde bunlara yardımcı olup onu çıkartmalı. Bir de duvali cihanın doğru var burada. Uluslararası. Duvali cihanın doğrundan biz onlardan her zaman teması içerisindeyiz bu 3-4 sene içerisinde. Bunlara çok rapor verdik, sayıda verdik. Yani Türkmen'in orada bir büyük bir mazarlığı var, büyük bir makbara cemaiyesi var, büyük bir katliam var orada. DAEŞ'in yaptığı orada çok büyük bir şeydi. Tel Afer'in halkına, Tel Afer'in milleti sıfır Türkmen olduğu için, yarım milyon nüfus sıfır Türkmen olduğu için o yüzden bu işler yapıldı. O yüzden çok kadınlar sebep ettiler Irak'ın yasına, Rakka'ya, Suriye'ye. Çok işler oldu, Yezidilere yaşanan kadınlarına bu olaylar aynen Türkmen kadınlarında yaşandı. Bunu detaylı bir şekilde, rapor bir şekilde Birleşmiş Milletler hapsine vermişiz. Bu Allow Antar kuyusunun terk izini yani 3 sene çalışmadan neticesinde
başlattırdı bu Balog Antar Kuyusu'nun açılmasına bundan 3-4 ay önce. Hakikaten bu olayın, DAEŞ yaptığı olayın ağırlığını biz diğer gözde insan hakları çerçevesinde cerâim zıddel insaniye, cerâim zımın el müştema'at duveli, zımın tekarir hukukul insan. Hukukul insan kanunu nedir? Uluslararası kanunları, ilan-ı alim, uluslararası insan hakları, ihlalları. Bunun içerisinde böyle bir gibi olay yaşandığı zaman bunu kanun duvelinin göre muhakeme olunur. DAEŞ bunu ki yaptı bu işe. Bunun için de Türkmen'de yani biz Irak'ta yaşarız. Irak hükümetinin icraatı olsun gerek bu hususta. Hatta bu yapılan bunlar Türkmen'e muhasebet olunsunlar. Peki şimdi siz de bunu dile getirdiniz. İşte bugüne bakıyoruz Şehitler Müessesesi Toplu Mezarlar Müdürlüğü durumu yakından takip ediyor. Burada şehit aileleriyle görüştüler, din adamlarıyla görüştüler. Orada Telafer yerel hükümetiyle birlikte görüştüler ve siz de şunu da dile getirdiniz. Dediniz ki işte bunun bir cezası olması gerekir. Ama şimdi yani DAEŞ terör örgütü temizlendi. Yani o bölgede yok artık. Temennimiz tamamen her yerden temizlensin. Bunun cezası nasıl olacak? Böyle bir soru sorsam. Bunun cezası hakikaten DAEŞ'in yapmış olduğu cerâimler Irak'ta. Irak'ın anayasası 15. madde. Hak verri el-ayş, hürriye ve karama ve emin. Her vatandaşı Irak'ta. Biz bu hürriyeni, bu istikrar emrini Türkmen milleti orada yaşamadı. Tabii bu kimin suçu geldi? Bunun suçu geldi hükümetin orada emni durumun zayıflığı olduğu için. Yani biz burada bir soru sorduk. Acaba DAEŞ neden edebilmedi girsin diğer muhafazalara, Bağdat'a, Basra'ya yol açsın? Evet. Orada emni durumu kuvvetliydi. Emni durumun zayıflığı vücut etti. Bunu DAEŞ'in istiklal etti bu zayıflığı. Oraya seyter etti. Maalesef anayasamızda, Irak'ın anayasasında bir söz geçirir, bir kelime geçirir. Bu mantıklar iki hapsında Türkmen yaşarı. O da değiller özel manatık mütenazı aleyha. Evet. Manatık mütenazı aleyhinde eklim hükümetiden, Bağdat hükümetinin arasında anlaşmayan şeylerin yerleri bulardı. Bu yerlerde çoğusunda, belki diyelim hapsında Türkmen yaşarı. Çoğu Türkmandı. Başka yerler şeylerde yaşar ama çoğu Türkmandı. Bu yerlerde baksak da terkiz etsek 2014'te o 2014'ten de evvel çok sayıda patlamalar, çok sayıda katliam, çok sayıda hatıf, çok sayıda öldürmek bu mantıklardaydı. Eğer terkiz etsek patlamalar büyük ağır ağır patlamalar, ağır ağır katliamlar bu mantıkada 2014'ten evvel. Ama 2014'te gelince aynen ağır ağır baskılar, ihlalat insan hakları ihlalatı bu mantıklardaydı. Neden oldu bunlar? Bu mantıkanın zayıflığından oldu. Bu mantıkanın emni durumunun zayıflığından. Yani hükümet Türkmen milletinin olduğu, yaşadığı yerlerde çok emni durumlar zayıfydı. Hatta mukavemet etsin bu konuları. Onun için bu şeyler yaşandı. Biz uluslararası mahfillerde, muhakim duvaliyede, hatta ona kadar talep edirik bir ceza alınsın. DAEŞ'ten Irak'ın içerisinde olsun, o Irak'ın yazısında olsun. Bu da kanun. Kanunun içerisinde hakkı var kavaat duveli, yani mahkemel cinayet duveliye var. Bunun hakkı var mukavemet etsin DAEŞ'i. Bi'tibar Irak, her yerin yeryüzünde bir cerime yapıpsa, Irak'ta birisiydi. Türkmen milleti de birisiydi. Yani bizim bas bu değil bu konu. Bizim şimdi ikinci merhalede bir ayrı bir aşamamız var. O da bu ceraimleri, bu ihlaletleri Türkmen'e olan UNESCO'nun tarihinde yazılsın. Ona bir talep etmişiz haliyen. Bu yaşanan çok normal bir olay değil. Kolay bir yani geçilen, unutulan bir şey değil. Bu unutulmasın diye çok sayıda rapor verdik bu hususta. Yani hatta bak ulaştık biz burada Ege gösterebilsek. Burada Türkmen'in başına gelen yani nece diğer ebrezil intihakat, insan hakları ihlaletlerinde bunlar yaşandı 2003'ten sonra. Sadece 2003'ten sonra bu büyük olaylar konuşuruz.
Bunun içerisinde telafer de var. Bunun içerisinde yaşanan teza hurmatının kimyasal maddesi var. Bunun içerisinde tezanın 2009 patlaması, büyük patlaması var. Bunun içinde Emirli'nin patlaması var 2007'de. Bunun içinde Duz'da yaşanan 2011-2012 senesinde olaylar, katliamlar, tefcirat Duz'un içerisinde hapsi var. Bunun içerisinde yani çok sayıda yaşanan Beşir'in başına gelen mazarlığı, Beşir'in başına gelen katliamı, Beşir'in kadınları idam etmek, Beşir'de kimyasal maddeni hazırlamak, tezeye vurmak, bunlar hepsi bunun içerisinde İngilizce diye, Arapça diye geçilip bunu yani hazırlık bir şekilde verir uluslararasına. Ta ki orada bilinsin Irak'ta Türkmen 2003'ten sonra bu büyük ihlalatları yaşayıp, nişi büyük ihlalatları yaşayır. Maalesef yani yaşadığımız yerde bir devlet, memleket, o da demokratik bir devletti. Onun üzerine ona rağmen gerek biz hala bu ihlalatla yaşayırız. Hiçbir zaman yani görmedik istikrar bir şekil amnece diğer Türkmen yerlerinde, ister Tilafer olsun, ister Duz olsun, ister Tez olsun, ister Emirli olsun, ister ta Kifriye Mendeli'ye kadar. Yani Diyale'de de hele olaylar var idi. Yani bunun yaşamağı nedendi ve sebebi nedir? Bunu hepsini hükümetten soruruz. Bunu hepsini hükümetimizde, hükümetin görevidir, hükümetin vacibidir. Öz milletine himayet etsin. Ve bizim bu olaylar sebebi olmamağının emniyetin durumu zayıflıydı bizim mantıkalarda. Peki, Türkmeneli Televizyonu olarak mazlumiyet programında ilk önce bunu gün yüzüne çıkarttık, bütün dünyaya aktardık. Belki unutulmuştu, belki de hiç kimsenin de haberi yoktu. Belki de tamamen göz ardı edilmeye çalışan taraflar vardı. Televizyon olarak biz bunu ortaya çıkardık tekrardan ve bugün itibariyle işte ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Irak İnsan Hakları Merkezi'nden ekipler var orada, müesseselerden var orada, adli tıptan var orada, Avrupa'dan, uluslararası muhafirlerden oraya geldiler. İşte UNITAD'dan gelenler var, UNESCO'dan gelenler var. Yani durumu tekrardan aktif bir şekilde sürdürüp bir an önce cesetlerin kuyudan çıkarılması konusunda ısrarlı bir şekilde sürdürüyorlar. Ve bugün itibariyle yaptığımız programlara da baktığımız zaman çok sayıda cesedin orada olduğunu görüyoruz ve bu işlemler çıkmaya devam ediyor. Size bir soru soracağım çünkü telefon hattımız olacak, bağlantımız olacak, İsveç'e geçeceğiz. Tamam. Yönetmen arkadaşımız bağlanalım mı İsveç'e? Tamam, bağlantımız hazır. Bizlerle birlikte Irak İnsan Hakları Merkezi Başkanı Mehmet Samancı konuğumuz İsveç'ten. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Evet. Sevgili Samancı, şimdi tabii ki de bundan önce yapmış olduğumuz programlarda da bunu dile getiriyorduk, konuşuyorduk. Yani bir Allah Antar söz konusu durumu var. Cesetler çıkarılıyor, çıkarılmaya da devam ediyor. Durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tabii ki bu fırsatı vermiş olduğunuz için çok teşekkür ederim Türkmeneli Televizyonu'ya. Hakikaten bu DAEŞ terör örgütlerinin yapmış olduğu eylemler Irak içerisinde en fazla zarar gören Türkmen millet olmuştur. DAEŞ terör örgütünün Irak'tan çekildiği en son nokta Telafer ve İyazge'ydi. Bu çekilme şeyinden sonra, operasyonlarından sonra, zafer Irak ordusunun, Irak askerlerinin, Irak hacdinin zaferinden sonra tabii ki orada bir yoğun çalışmalar başladı. Ahalinin tekrar geri dönmesini başladı. Biz 2002 yılında meydan çalışmasına başladık. Bu da iki şey vardı. Bir, göçmelerin geri dönmesi için bir çalışmamız oldu. Çünkü çok sayıda mayınlar vardı. Biz uluslararası mayın temizleme kuruluşlarıyla tabii ki Birleşmiş Milletler'in nezdinde bilindiği gibi Irak İnsan Hakları Merkezi de biliyorsunuz 2018 yılında Birleşmiş Milletler'in SİFA istişaresini kazanmıştır. Burada tek Türkmen kuruluşu olduğunu kolay bir şekilde öyle SİFA istişaresini kazanmak kolay değil Irak'ta bir STK olarak. O zaman o tarihte biz meydanda sürekli çalışmalarımız olmuştur. Bu çalışmaların içerisinde tabii ki ahaliden toplamış olduğumuz, şimdi biz orada yaşamadığımız için biz yani bir Kerkükler olarak Telafer'deki kardeşlerimizin yanında durmamız mecburiyetinde ahaliden sürekli biz bilgi almaya toplamaya başladık.
Bu bilgilerin içerisinde de toplu mezarlar meydana çıktı. Bu da Telafer, Yazya yolun ortasında, Alev Antar kuyusunda çok sayıda Türkmenlerin olduğunu, bizim tabii ki araştırmamız neticesinde 1500 kişi kayıp. Bunlar hepsi sivil. Kadın, çocuk, yaşlı demeden bunlar hepsi kaybolmuş. Tabii ki insanlarımız da acaba bu kuyuya mı atıldı? Yani görgü tanıkları da birçoğu söylüyor, söylemiyor. Yani bir de bir yoğun çalışmamız oldu daha doğrusu. 2002 yılından beri yoğun çalışmamız oldu. Türkmen Ali Televizyonu'nda orada çok sayıda haberler yaptı, programlar yaptı. Bizlerin de Irak hükümetiyle temas içerisine geçtik. Birleşmiş Milletler'le sürekli yazışmalarımız oldu. Neticede 2004 yılında United bir karar verdi Irak hükümetiyle beraber. Orada bir kazı çalışması, orada bir araştırma operasyonu başlatıldı. Onun akıbetinde tabii ki sayı meselesi hala meçhul. Ama bugüne kadar çıkarılan ceset resmi olarak Sağlık Tıbbil Adli'deki kayıtlara göre 288 ceset. Bunlar Türkmen. Ama kayıp sayısı 1500. Bazı ahaliler diyorlar evet daha var içeride. Çünkü çalışma, kazı çalışması bitmemiş. Devam edecektir. Daha yakınında Telafer'in kuzeyinde veya Telafer'in batısında bize gelen bilgiler var. Toplu mezarlar daha varmış orada. Ama biz çalışmalarımızı devam edeceğiz. Çünkü 1500 kişi büyük bir rakam. O yüzden sorunuza gelince sayı şu anda 288 resmi kayıtlarda. Ama ahalinin iddiasına göre 1500 kişi kayıp. Ve bu çukurda da 1000'den fazla insan varmış atılmış çukura. Sayılar da dediğim gibi 1000'den fazla. O yüzden biz bu sayıları tamamen tespit etmek için ahalinin iyi bir şekilde bilgi alma, sağlıklı bilgi alma için meydan çalışmalarımız devam etmektedir. Peki sevgili Samancı, şimdi cesetleri çıkarma işlemleri sürüyor. Şehitler Müessesesi Toplu Mezarlar Müdürlüğü orada işte şehit aileleriyle görüşüyorlar, din adamlarıyla görüşüyorlar derken UNITAD ve Birleşmiş Milletler'in de konuyla ilgili bakış açısını şöyle detaylı bir şekilde sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. İkinci sorunuz ise United meseleye nasıl bakıyor veya nasıl yakından izliyor? Tabii ki Irak İnsan Hakları Merkezi, az evvel de dediğim gibi SİFA istişareyası olduğu için biz sürekli United'le, Birleşmiş Milletler'le sürekli bu kurumla daha doğrusu DAEŞ terör örgütünün yapmış olduğu Irak'taki cinayetlerle ilgili soruşturma, araştırma çalışmalarının içerisindeyiz. Biz zaten geçen dönemdeki çalışmaları biliyorsunuz taze hurmatı da oldu. Taze hurmatı biliyorsunuz kimyasal bir silah kullanıldı. Uluslararası dünya çapında yasak olan bu silah maalesef yine Türkmen bölgesinde kullanıldı. Biz yine de onu uluslararası mahfillere gündem yaptık. Türkmen televizyonunda büyük rol oldu. Türkmen Vakfı'nın da büyük rolü, Türkmen cephesinin de büyük rol oldu. Biz müşterek olarak taze hurmatıdaki bu olayı Birleşmiş Milletler'le beraber müşterek olarak çalışmamızı yaptık. Şimdi aynı çalışmayı Telafer'de bulunan bu toplu mezarda, Alev Antar kuyusunda bulunan toplu mezarda United'i daha fazla, daha ciddi, daha ağırlıklı çalışma için tabii ki çalışmalar devam ediyor. Meydan çalışmamız devam ediyor. Bizim ekip Irak İnsan Hakları Merkezi, Türkmen Vakfı'nın temsilcileri sürekli araştırma, bu kazı çalışmalarında sürekli onlar oradalar. Biliyorsunuz sabah saat 5 ile 10 arası hava sıcak olduğu için sabahlar çalışmalar devam ediyor. Ama bu çalışmalar devam edecektir. Neticede biz Irak İnsan Hakları Merkezi olarak, bir Türkmen kuruluşu olarak isteriz ki bütün dünya bilsin ki DAEŞ terör örgütü orada bir cinayet işlemiş. O cinayetin içerisinde de bu toplu mezarı var. Bu insanlarımız maalesef orada diri diri veya idam edilmiş, o toplu çukura atılmış. Bunların haklarını savunma için, Türkmenlerin haklarını savunma için biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu arada tabii ki Türkmen Televizyonu'nun da büyük bir rolü oldu. Bu toplu mezarın keşfinde veya toplu mezarın ilanında Türkmen Televizyonu'nun değişik haberleri Bendey'de yapıldı. Aynı bu yılda yapıldı, geçen yılda yapıldı. 2002 yılından beri Türkmen Televizyonu orada haberler yapmıştır. O yüzden Türkmen Televizyonu'nun da büyük bir rolü oldu. Medyanın büyük bir rolü oldu. O yüzden biz de cani gönülden bir kurum olarak tebrik ediyoruz Türkmen Televizyonu. Hakikaten bu önemli haberi bütün dünya gördü ve çalışmalarımız biz devam edecektir. Dediğim gibi
oradaki meseleyi, bu toplu mezar meselesini uluslararası mahfillere, sadece Birleşmiş Milletler değil, Avrupa'daki insan haklarında çalışan yetkililerle de biz bunu paylaşmaya karar verdik. Müşterek olarak Türkmenli Vakfı ile beraber inşallah hedefimize ulaşacağız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki sevgili Samancı, bilgileriniz için teşekkür ederiz. Evet Neşet Bey, şimdi çok değerli kıymetli Samancı beyefendileri de dinledik. Özellikle de 1500 cesetten bahsediliyor ve bunun içerisinde şu ana kadar 288 Türkmen'in cesedinden bahsetti. Bunun yanında da Şehitler Müessesesi Toplu Mezarlar Genel Müdürü'nde şöyle bir açıklaması vardır Yaz Kerim'in. O da son naaş kuyudan çıkarılana kadar işlemler, kazı çalışmaları devam edecek dedi. Doğru. İndi doğrusu maalesef bir üzülerek bir konu isterim dayanımızda. O da DAEŞ yaptığı Alevanter kuyusunda. Yani indi çok sayıda aileler var. Temenni edir kadının yoksa kızının bu Alevanter'de tapsın özün. Ta ki tapılmasa burada manası mufkut. Mufkut olduğu zaman manası bu yurt dışında diğer yerlerde DAEŞ onu alıp satıp falan, yani kadınlara yapılan ihlaletleri onu da ihlalet. Yani bak Türkmen kadını, Türkmen milleti temenni eder burada şeyi çıksın. Cesedi çıksın, akribasın, oğludu, kızıdı. Hatta ki şey olmasın, sebi olmasın, şey olmasın yani. Bu konulara dayanılmasın da DAEŞ tarafından. Bir has lücne var bu hususta, uluslararası aitti. O da Lücnetül Duvaliyelil Mefkudin diyorlar özne. Has mefkudine bakar bu lücne duvaliyede. Bütün 47-48 bürosu var bütün dünyada. Irak'ta da bir ofisler var. Bunlardan Bağdat'ta görüştük. Bu Alevanter kuyusu ile ilgili ve diğer mefkudlerle ilgili. Yani biz insan hakları çerçevesinde mefkud sadece bas toplu masada değil ama mefkud tapılmayan, neticesi alınmayan bir şeyde o da mefkud sayılı. Ve bunlarda biz çok sayıda takriben 180 isim verdik onlara. Sadece bas Eyazıya'da, bas Eyazıya'nın içerisinde mefkud var. Onlara detaylı bir şekilde adı harda mefkud olup ve ne zaman mefkud olup ve tarihi de nedir. Hapsı da DAEŞ'in, affedersiniz DAEŞ'in şeyinde, 2014'ün DAEŞ yerinde Musul'a. Bunun yanında da has bir raporumuz var. Lüjnel İnsan Hakları Komisyonu Cüneyv'de. Sivistra'da. Bunlar insan hakları, bütün dünyada yaşanan insan hakları konulara bakarlar. Biz de bunlara bir ağır bir rapor verdik bu hususta. Mefkudlarla ilgili, Türkmen mefkudları ve Türkmen zelal gören DAEŞ'ten Irak'ta. Onlar da bu konuya aynen cedvel bir şekilde bakacaklar devlet devlet. Irak'ın, ha zaman Irak'ın konusuna baktıklar, bunu bu konuya da bakarlar yani. Yani bizim, bir zavaliyede Ustad Muhammed Samançı, bizim sıfası şer yardımımız olduğumuz için bizim raporlarımız yanı yanlarında geçerlidir. Yani bizim kayıtlıyız yanlarında. Bu yüzden biz Türkmen'e dair olan ihlaletleri kaydetmişiz. Onları komisyona vermişiz. Onun yanında da bundan iki gün önce bir büyük bir staff gelmişti New York'tan, Birleşmiş Milletler'e ait. Onlar kendisi Bağdat'taydı. İlgili makamlardan görüştüler. Erbil'de de görüştüler. Biz onlar talep ettiler sivil toplum, halli sivil toplum münazamat ki DAEŞ'in ceraimin tevthik edipti. Hamdolsun birisi biziydik. Yani bize bir davetiye geldi. Ona bir ziyaret yaptık üzerine bir ziyaret, bir toplantı. O toplantıda maalesef baktık etrafımıza bas bizik Türkmen temsil eden orada. Neyse biz bunu detaylı bir şekilde aynen bu dosyadan biraz evvel gösterdiğim kimin bu dosyadan. Ondan sonra başka dosya raporlarımız var. Hazır idi, İngilizce'ye çevirmiştik, özü tercüme yapmıştık. Onu bir sorumluya verdik bu konuda. Yani hakikaten çoğusuna şok oldu dedi. Bunlar bazını ulaşmıyor bize, bazını bilmiyoruz yani. Ama büyük şeyler DAEŞ'in buraya girmeğini, zararını Yezidiler sadece işitmişiz. Dedik yok efendim bizim bas Yezidiler değil ki. Bizim kadınlarımız da aynen Yezidilere yapılan bizim kadınlarımıza da yapıldı. Şeyde telaferde olsun, diğer yerlerde de olsun bizim kadınlarımız yandırdılar özündürürdür hapsi çoğusunu Rakka'da. Yani yaşanan
انتهاكات يشنان إخلالات دي لوزنا جرائم ضد الإنسانية جرائم ضمن القانون الدولي الإنساني بق جرائم الحرب جرائم حرب دي لوزنا بق جرائم الحرب حبسنا أجر توثيق olduğu zaman sivil toplum tarafından, hükümet tarafından, Vazirlik Dâhiliye, Vazirlik Dâhiliye ve Mahkeme Cinayel Muhtassa Irak'ın kazdıydıram. Bunlar gerek talep olunsun, bunların neticesini muhasebet bedaşın terörünün düveliyen. Peki şimdi yani yapmış olduğunuz programlar olsun, haberler olsun, en son bugün öğle saatlerinde beni değerli izleyenlerimize aktardık bu gelişmeyi. Arkadaşlar oradaydılar. Ya bir vahşet, hani bir filmlerde izleriz ya. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi cesetler gerçekten ceset mi? Çünkü şöyle bir şey doğuyor insanın aklına. İşte oradan çıkarıldığı zaman o ceset, yani artık cesede bile benzemiyor. Sadece bir kemik veyahut da bir kafatası. Bunu nasıl ayırt edecekler? Yani adli tıptan ekip geldiği zaman hani bunun kadın mı, erkek mi olduğunu nasıl ayıracak, kime ait olduğunu nasıl bulacak? Bunu has acize var üzerinde. Biz ünitedler görüştük, bu konuyu konuştuk yani. Bir de Lüjne Duvaliyel Mufkudin'de aynı bu konuyu konuştuk. Bir de Uzar Saha Irak'ın bu konular ele alındı. Bunlarda bir sistem var, DNA sistemi. DNA sistemi alı Avalel Mufkudin. Yani o kimse milletin ki hayattadır. Diri benim mufkudum var, onlardan DNA alı. Sistem adı, adresi, hapsini. Ondan sonra gelirler bu, biraz evvel dedik hani 288. Evet. Yani biz mesele veriyoruz. Yani 2000'e yaklaşık bir Türkan var mufkud bu hususta. 288'in olanca saat tıbbil adlide bunlar tek tek DNA konusuna girer, sistemine girer. DNA konusuna, sistemine girdiği zaman orada çıkar. Efendim bu kadındı, bu çocuktu, bu kimdi, bunun detayını, hepsini bir ilmi bir şekilde. Yani o hassasımız olmadığı için fazla konuşabilmiyorum özünde. Yani ilmi bir şeydi, sahaya aitti. Uzara sahabı, tıbbil adli buna bakır, has. Bunda bir de acize, çok acizeler var, mutatavur acizeler var idi. United getirdi özün. United'in ahdasındaydı. Teslim etti özün uzara sahaya. Hatta ki bu konulara dayansınlar, yani basit olsun, hatta bunu şey olsun... adlar test çıksın, edebilirler tevfik etsinler daha fazla, edebilirler daha detayı çıksın içerisinde yani o cihazlarda. Onun için onda çıkar. Mesela efendim bu 1, 2, 3 bu adlar burada vardı. Buna bu kime aitti? Orada DNA var. Yani hiç sistem kagalet kabul etmez. Bunlar tapılındı. Yani bunlar o zaman hükümet tarafının müessesi şuhada buna dayanlı, resmi olarak yani. Müessesi şuhada kar buna ne verir? Buna adları verir. Bu adları bunlar budu. Bunu cüste diye kaldırır, teslim eder. O da para el öz türbelginde, öz olduğu yerinde gömer özün. Yani bu yalnız öz şeydi. Bu sistemin ehemmiyeti çok önemlidir. Yani bizi Suzar Sıhhan'ın doğru çoktu. Sağlık Bakanlığı'nın. Doğru çok çoktu bu ihtisasta. Peki hani derler ya en kötü durumun en iyisine, en kötü durumun en iyisi durumuna bile razıyız. Böyle bir durumla şu an karşı karşıyayız. Siz de hani dediniz ya hani bazı aileler işte temenni ediyorlar buradan çıksın çıkmazlarsa o zaman daha da durum vahim bir hal alacak. Şayet çıkmadı. Yani buradan kazı çalışmaları devam etti ancak bir noktaya kadar ondan sonraki cesetler hala ortada yok. O zaman bu arama çalışmaları devam edecek mi? Yani bu konuda UNITA'da baskı yapılacak mı? Merkezi hükümete baskı yapılacak mı? Yani bununla ilgili kayıplar var ortada çünkü binleri aşmış bir kayıptan bahsediyoruz. Bak bizim burada bu mufkudin konusu. Eğer tapılmasa burada gene de düşer müesses şuhadanın görevine bu konu. Mesela eğer mesela diyelim bu 1500'den 500'den tapıldı. 1000 tane vahmi, kalp yoktu. Yani burada tapılmadı. O zaman bilmirler de haradaydı. O zaman bu uluslararası duvali bir mahfile gider. Yani biz biraz evvel dedik hani Lüjnet-i Duvaliyel Mufkudin, ICMP. Bunlardan görüşende bu konulara çok dayandık. Yani dedik biz de aynen bu konunu sorduk özünden. Dedik eğer olmasa yani bunu dedim o bizim görevimize gelebilir. Neden gelebilir? Yani bize isim verdiği o zaman bunlar Allahu Anter'de tapıldı, bunlar Allahu Anter'de tapılmadı.
Mesela Telafer'e diye konuşurum ben. Yani biz Telafer'den ayrı. Bes bu da bizim çok kaybımız var yani. 2014'ten de evvel kaybımız var. 2007'de kaybımız var. 2006'da kaybımız var. 2005'te çok sayıda kaybımlarımız var. Yani çok kimse Bağdat'ta işten gelir, yolda tapılmır. Çok kimse yani kaide zamanı, Daesh'ten evvel konuşuruz. Bu konularda el aldık o yüzden. Bunların yani yoğun bir çalışmadı. Gerçekten yoğun bir çalışmadı. Yani iki senede, bir senede bu konu el almışız, bu şey muzu'un mefkudin eğer makbar cemaiyet alınmasa. Yani bunu de duvali işlerden tavasıl edebildik. Yani özlerin çok sayıda yerlerde, memleketlerde, çok sayıda devlerde fer'ler var, çok sayıda yerler var. Ve bu dedi onlardan paylaşabildik bunları. Yani sizde Irak'tan mefkudin adları var. Mesela yanımızda bulunuptu, av yanımızda. Hatta ki öldüm de olsa yani öldürülüptü bu Irak'ıydı. Hardan'da o makbar toplu mazar diye Rıkka'da, toplu mazar Suriye'de. Orada da olabilir Türkmen'in şeyi var. Yani sayımız çok, mefkudumuz da çoktu maalesef. Evet. Peki şimdi çok kısa bir şekilde alacağım sizden. Çünkü yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Yani biz televizyon ekibi olarak her gün bununla ilgili her gün bile olmasa haftada bir, ayda bir en azından elimizden geldiği kadar bu ve buna benzer programları sık sık aktarıyoruz. Ve gün her günde yeni bir şeyler daha ortaya çıkıyor. Yani şu bir gerçek var ki maalesef ki Türkmenili bölgelerinde yapılan işlenen o katliamları örtbas yapmaya çalışan taraflar vardı. Bugün onları yavaş yavaş ortaya çıkarıyoruz. Temennimiz bir an önce bunlar da sonuca kavuşsun. Ama üzücü bir durum ve siz de durumu yakından takip ediyorsunuz. Temennimiz bundan sonraki programlarda daha iyi şeyler konuşalım. En azından hani o elinizde olan kitaplardan bu Türkmenili bölgesinde yaşayan katliamları hepsini kaleme almışsınız. Bunu bütün dünyaya aktarıyorsunuz. Olumlu yanıtlar alınıyor mu, geliyor mu? Yani bundan sonraki süreç için özellikle de bugün 2024'teyiz. 2024'ten önceki süreç yani 2003'ten öncekisine kadar ben gitmek istiyorum. Yani Bağız rejimi dönemine kadar belki de kaleme almışsınızdır bilmiyorum ama yapılan katliamlar var, işlenen katliamlar var. Bir sonuç çıkacak mı? Doğrusu bizim gayemiz bütün çalışmalarda yani önceden Türkmenel Televizyon'un ağır çalışmasını unutmayalım yani. Her zaman yanımızdaydı, her zaman bu ihlalatın yanında durup, her zaman onlardan video diye, bilgisayar diye aldık yani bu konularla ilgili. Ağrı Türkmenin televizyonu çok soğuktu bu konuda. 2003'ten bir yana, ta yani bu son olaylara yaşadığımızı, hapsını dedik ki biraz evvel biz rapor şeklinde yapmışız. İndi bizim çok sayıda aşamalarımız var, merhale merhale çalışırız. Yani imkanı kısıt üzerine de ama öz imkanımız kadarıyla çalışırız. Bunu yapandan sonra bizim indi sesimiz istirik ulaşsın diğer millete, sesimiz istirik ulaşsın Avrupa olan sefaret Irak'ta. Yani Türkmen'e bunlar yapıldı. Yani biz bundan bir fetre önce, yakın zaman önce Sifaral Avustralya'dan görüştük bu konuyla ilgili. Yani bak Sifaral Avustralya Avrupa bir ayrı bir şeydi yani sefaradı ama bu konuya çok önem verdi. Yani onlar insani duruma çok önem verirler. Hasaten biz bunun yanında Avrupa sefaretlerine de yavaş yavaş dayanlık bu sesimizi ulaştırır. Gayemiz, hedefimiz neydi? Türkmen'in bilinsin ne kadar zulüm çekti. Türkmen ne kadar mazlumiyet gördü Irak'ta demokrati devletin içerisinde. Bizim mazlumiyetimiz sadece bu gibi değil. Mazlumiyetmiş ulaşıp da idari mazlumiyetleri. Yani mesela geldik ala ibadet cemaiye biraz evvel dedin hani. İbadet cemaiye. Şimdi geldik ibadet cemaiye idariyeye geldik. Yani idari dediğimiz zaman Türkmen'i yok etmek ilgili makamlardan, Türkmen'i yok etmek, bakanlıktan, Türkmen'i yok etmek, efendim ulayetlerden Türkmen'i yok etmek. Yavaş yavaş daha normal basit bir insan genç Türkmen'e geldi, o ister bir basit hakkını, o da teindi, ona ulaşabilmeli. Yani bakın ne gibi zulümlerden, hardan, hara geldik yani bu dereceye kadar. Bizim gaye, hedefimiz bunu oluşturak mazlumiyetimizi bilinsin, bunu Türkmen milleti Irak'ta çok çok zarar görüldü. Peki, çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Temennimiz bundan sonra program ya da programlar yaptığımız zaman daha iyi, daha olumlu şeyler konuşalım. Biz de memnunuz, bize teşekkür ederiz. Türkmenli Televizyon'dan hakikaten ağırlığı hiç unutulmaz bu konuda. Çok sağ olasın.
Değerli izleyenlerimiz, güncel özel programının sonuna geldik. Bizlerle birlikte Irak İnsan Hakları İdari Müdürü Neşet Celal Beyefendiler konuğumuzdu. Ve aynı zamanda bağlantımız da vardı. Irak İnsan Hakları Merkezi Başkanı İsveç'ten Mehmet Samancı bizlerle birlikteydi. Özellikle de Alo Antar konusunda şu an en güncel rakamları, özellikle de kuyudan çıkarılan Türkmen cesetlerinin nüfusundan da bahsetti bizlere. 288 Türkmen'in şu an Alo Antar kuyusundan çıkarıldığını dile getirdi. Konuyla ilgili tabii ki de televizyon olarak haber veyahut da programlarda gelişmeleri siz değerli izleyenlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.